Umarım beğenir. Neden bu kadar pahalı bir hediye aldın? Oğlumuz bugün ilk işine giriyor. Cimrilik etme zamanı mı şimdi? Ferhan? Ferhan? Bugün iş görüşmen yok muydu? Gitmedim. Baba ben mühendis olmak istemiyorum. Şu ranço isimli serseri mi kafana giriyor? Ben mühendisi sevmiyorum. Çok kötü bir mühendis olurdum. Ranço'nun mantığı basit. Tutkulu olduğun şeyi meslek edin. O zaman işini severek yaparsın. Ormanda ne kazanacaksın? Maaşım az olacak ama çok şey öğreneceğim. 5 sene sonrasını düşün. Arkadaşların ev alırken, araba alırken görünce kendine lanet okuyacaksın. Mühendis olarak bir hayat geçirirsem de sana lanet okuyacağım. Sana okuyacağım ama kendim okurum baba. Herkes sana gülecek. Son senende bıraktığın için aptal diyecekler. Kapur Bey de İCE'de okuduğun için şanslı olduğunu söylüyor. O ne düşünür? Bana klima sağlayan Kapur Bey değildi. Ben mışıl mışıl uyurken uyuyamayan Kapur Bey değildi. Beni omuzlarında hayvanat bahçesine götüren o değildi. Sendin baba. Senin ne düşündüğün önemli. Kapur Bey ne düşündüğü değil. Adamın adını bile bilmiyorum. Drama filmi çekmiyoruz burada. Tamam, çocuğun üstüne fazla varma. Ya o da arkadaşı gibi intihar ederse? İyi, tartışmayalım o zaman. Beyefendi çatıdan atlarsa diye tek kelime etmeyeceğiz. Hayır baba. Asla intihara kalkışmayacağım. Yemin ediyorum. Sevmediğin ranço cüzdanıma bir resmi koydu. İntihar aklımdan geçerse bu fotoğrafa bakmamı ve ölü bedenimi gördüğünüzde bu gülen gözlerin ne olacağını düşünmemi söyledi. Baba, seni ikna etmek istiyorum. Ama intihar tehdidiyle değil. Baba, fotoğrafçı olsam ne olur? Daha az kazanacağım. Daha küçük bir evim, daha küçük bir arabam olacak. Ama mutlu olacağım. Gerçekten de mutlu olacağım. Size sevgimi asla kaybetmeyeceğim. Bugüne kadar hep senin sözünü dinledim. Bir kere olsun kalbimin sesini dinlememe izin ver. Lütfen baba. Baba gitme lütfen. Bunu geri ver. Profesyonel bir makine ne kadar ediyor oğlum? Laptopla değiştirebilir miyiz? Üstünü tamamlamak gerekirse iste. Git istediğin hayatı yaşa evlat.